TRT Şehir TV'den herkese merhaba. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Ünlü spor adamı Sayın Metin Tekin ile birlikteyiz. Programımıza başlamadan önce bizi onur ettiğiniz, buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Rica ederim. Çok teşekkürler. Ben de misafirperveriniz için teşekkür ederim size. Okulumuz televizyonuna konuk olacağınızı duyduğumuz zaman öğrenci arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimizin yüzünde mutluluk gördük. Özellikle futbol fanatizminin ön planda olduğu ülkemizde Beşiktaşlı Metin Tekin olarak herkes tarafından sevilip saygı görmenin sırrı nedir acaba? Hani bunu bize paylaşabilir misiniz? Teşekkürler spora... bir kere bu iltifatınız için. Çok teşekkürler. Bunu tabii siz çok programlı, bilinçli veya bir sırrı olarak yapmıyorsunuz. Sadece yaşıyorsunuz ve davranıyorsunuz. Eğer böyle bir algı yaratabildiysem, eğer böyle bir algısı varsa kamuoyunun, bu beni tabii ki çok mutlu eder. Ama dediğim gibi bunu bir planlı veya hesaplı olarak yaptığınız bir şey yok. Sadece kendimi ifade etme anlamında, kendimi anlatma bakımından bu tip davranışlarda oluyorum. Ha, bu ne olabilir? Hayata karşı bakışınızdır, hayata karşı duruşunuzdur, futbola bakışınızdır. Bunların sonucunda çıkan bir böyle bir algı. Ama eğer böyle siz söylediğiniz gibi ise, o zaman tabii çok mutlu olurum ve amacıma da uymuş olur. Biz Tepetaşehir Ortaokulu öğrencileri olarak eğitim hayatınızı çok merak ediyoruz. Hangi okullarda okudunuz? Benim üniversite okuma şansım da oldu. Futbol ve okul ikisi bir beraber gidebildi. Ha, bugün kolay mı? Bugün çok zor tabii. Bugün için çok kolay bir iş değil bu. Ama bizim dönemimizde biraz daha bunu yapabilir durumdaydık. Ben ilkokul, ortaokul, liseyi İzmit'te, Kocaeli'nde bitirdim. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldum. Üniversiteyi de okudum. O arada da Beşiktaş'ta oynamaya başladım. Yani iki tane benim hayalim vardı hakikaten. Bir, üniversite okumak. Belli bir çevrem diyordu ki eğitim çok önemli diyordu. Diğer çevremde futbolcu olmam konusunda bir takım istekleri ve baskıları. Baskı demeyeyim de istekleri ve arzuları vardı. Ne mutlu ki ikisine de ben ulaşabildim. Ha, kolay mı? Çok kolay değil. Çünkü o yaşta hem okul hem futbolu götürmek, bir karar vermek zorunda olmak çok kolay değil. Ben ikisini götürebilen şanslı kişilerdenim. Ama bugün artık günümüz futbolunda, özellikle üniversiteyle diyorum, üniversiteyle futbolu bir arada götürmek çok 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 zor. Her öğrencinin olduğu gibi sizin de unutamadığınız öğretmen ya da öğretmenleriniz elbette vardır. Rol model olarak aldığınız öğretmenleriniz, bunlardan biraz bahseder misiniz? Tabii ki eğitim hayatımız boyunca birçok öğretmenden etkilendik. Zaman zaman bazı öğretmenler bizi çok etkiledi. Benim bir kere ilkokul öğretmenim vardı, Refahat Hanım. Allah rahmet eylesin. Ondan çok şey öğrendiğimizi düşünüyoruz. Bütün ilkokul çok önemli bir dönemdir çünkü. Ortaokulda çok hocalarımız oldu. Ama benim tabii futbola dair antrenörlerden de çok etkilendik. Benim yetişmemi sağlayan Nezih Gündem vardı. Çünkü bu küçük yaşlarda, gençlik yaşlarınızda daha çok etkileniyorsunuz öğretmenlerinizden, eğitimcilerinizden çok daha fazla etkileniyorsunuz. Benim hayatımda Nezih Gündem çok önemli bir yer tutar bu eğitim hayatında. Peki nasıl bir öğrenciydiniz? Çok iyi öğrenciydim. Şahane öğrenciydim. Yok, nasıl öğrenciydim? Şöyle tabii geçmişe dönüp bakınca çok uzun yıllar geçti. Benim ilk orta ve lise öğrenciydim. Çalışkan bir öğrenciydim. Notlarım hep çok iyiydi. İşte bizim zamanımızda takdirname diye var mı hala o tip var, bir var. Var mı, evet, öyle var. Bir şeyler var mı, ödüllendirme var mı? Hep takdirnameye geçerdim. İyi bir öğrenciydim. Ta ki lise 2'ye kadar. O kritik yaşlarda ben de biraz böyle bir dalgalanmaya başladım. Lise 2'de ilk defa 3 dersten ikmale kaldım falan derken lise 3'ü biraz zor bitirdim. Fizik ve kimya dersleri bana çok zor geliyordu. Ve o fizik ve kimya derslerini çok zor geçerek üniversiteyi kazandım. Ama özellikle ilk orta ve liseye bakarsanız iyi bir öğrenciydim diyebilirim. Başarılı bir öğrenciydim. Geriye dönüp baktığınızda eğitim hayatınızla alakalı neyi değiştirmek isterdiniz ya da bir şey değiştirmek ister miydiniz? İsterdim esasında. Sen sorunca daha çok yapıyordum. Ben çok ezberci bir talebeydim. Hep ezber yapardım. İşte İngilizce ezberlerdim, tarihi ezberlerdim bu konu üzerine. Keşke daha anlayarak, daha özümseyerek bütün bu bilgileri alabilseydim. Çünkü çok entelektüel bir Fransız bir düşünürdü, onu sormuşlar. Demişler ki ya bu kadar entelektüel şeyiniz, bu kadar bilginiz neye borçlusunuz diye sormuşlar. Arada sırada ilkokul kitaplarımı okurum demiş. Yani biz hakikaten o bilgiler, o eğitim hayatımız boyunca veriliyor çocuklar. Ben bunu gördüm ama keşke bunu daha algılayarak, özümseyerek öğrenseydim. Ezberleyerek değil,
anlayarak öğrenseydim. Bu benim çok büyük keşkemdir hayatımda. Keşke diyorum. Bizimle de paylaştığınız için teşekkür ederiz. Rica ederim. Aslında faal futbol hayatınızda bir nevi antrenörlerinizin öğrencileriydiniz. Sanırım bizim sınavlarımız kağıt üzerine, sizinkiler ise sahadaydı. Maç önceleri ne dair stres ve kaygılarınız nasıldı ve bunları nasıl yeniyordunuz? Çünkü büyük maçlarda... Tabii ki istediğiniz kadar oynayın, istediğiniz kadar evet. Şey yapın, o heyecanı atamıyorsunuz üzerinizden. Kaygılarımız tabii ki vardı ama ben şuna da çok inanıyorum. Dozajında kaygı, yani kıvamında kaygı başarının da anahtarı esasında. Biraz kaygı duymanız sizi başarıya da götürüyor. Ha bu aşırı kaygı, işte anksiyete dediğimiz kaygı bozuklukları olursa sizi başarısızlığa taşıyabilir. Ama dediğim gibi yarın ne yapmalıyım, yarın acaba ne yapacağım? Bunu kıvamında yaşarsanız başarının da anahtarıdır bu. Ama bunu abartırsanız veya endişeye, kaygı çok aşırı kaygıya dönüştürürseniz de başarısız olmanıza sebep oluyor. Sınavlarda bunu siz yaşıyorsunuzdur. Biz de bunu maçlardan önce yaşardık. Ama dediğim gibi onu dozajında tutarsan başarının da anahtarıdır o biraz. Çünkü maçlardan önce bir yandan taraftarların baskısı, bir taraftan takım antrenörlerinizin baskısı. Maça çıkarken üstünde büyük bir baskı var aslında. Tabii şimdi 30-35 bin, 40 bin kişinin zaman zaman tribünlerin önüne çıkıyorsunuz. Ama bu iş hep maç başlayana kadardır. Futbolda böyledir. Belki sınavda da böyledir. O düdük çalana kadardır. Yani başlayana kadardır. Korkunç bir heyecan. Müthiş bir işte kendi iç dünyanızda bir takım sorunla şeyler yaşarsınız, çalkantılar yaşarsınız. Ama düdük çaldığı zaman, yani maç başladığı zaman, sınav başladığı zaman artık her şey biter. Futbol başlar. Orada hiçbir heyecan kalmaz. Umuyorum sınavda da böyle oluyordur. Düdük çaldığı anda heyecan biter. İş yapmak başlar. Dediğim gibi o yüksek heyecanları, o yoğun heyecanları maç öncesinde çok yaşardık. Sporu meslek olarak edinmeyi ne zaman karar vermiştin? Çünkü vermiştin çünkü efendim? Yok doğdum dedim, yok şaka söyledim, evet. Çünkü sizin gibi olmak isteyen okulumuzda birçok öğrenci var ama hep bir kararsızlık içerisindeler. Hep bir B planı araması içerisindeler. Çünkü spor mu, ders mi, sınavlar mı, hep böyle bir ikilem arasında kalıyorlar. Sizin fikriniz? Bu tabii bir yetenekle ilgili bir şey. Futbolcu olunmaz doğulur diye bir laf vardır. Doğrudur. Hakikaten o yeteneklere doğmuyorsanız tabii ki spor yapın. Tabii ki spor her alanında, sadece futbol değil. Sporla kesinlikle ilgili sosyal aktivite olarak. Ama profesyonel futbol, profesyonel spor çok bambaşka bir şey. Hayatınıza yön verecek bir şey. Orada çok ciddi kararlar vermeniz lazım. Eğer ben futbolcu olacağım ve o yetenekte olduğunuza sahip inanıyorsanız o yolda ilerleyebilirsiniz. Ama eğer sadece bu istek arzuysa, yetenek yoksa, o zaman eğitim hayatınızda veya seçeceğiniz bambaşka yolda ilerlemeniz çok daha mantıklı olacaktır. Onu biraz antrenörlerinizin, eğitimcilerinizin yönlendirmenizle karar vermelisiniz. O yaş çok önemli. Yani sadece istek yetmez. Yeteneğiniz olması lazım. Yoksa futbolcu olmanız, profesyonel futbol oynamanız çok zordur çocuklar. Yani siz çıkıp haftada bir maç oynuyorlar, oh ne güzel paraları da kazanıyorlar diye bir algı var şimdi kamuoyunda. Ama bu öyle değildir. O 18 yaşına gelene kadar, sizler şimdi çok daha küçüksünüz, gençsiniz. O 14-18 yaşı korkunç bir fedakarlık gerektirir. Çok zor dönemlerdir. Bunu da herkesin başarabileceğini, herkesin yapabileceğini düşünmüyorum. Yani eğitim elinizdeyken onun değerini bilin. Ama işte hakikaten yetenek varsa da futbolun peşinden gidin. Gençlik yıllarınızda ülke gündeminde yer almaya başladığınızda arkadaşlık ilişkilerinizi nasıl yürüttünüz? Çünkü bir yanda yeni, ünlü ve medyatik bir grup. Diğer yanda ise çocukluğunuzdan beri tanıştığınız, okul sıralarından beri birlikte olduğunuz akrabalarınız vardı. Mesela hala görüştüğünüz bir ortaokul arkadaşınız var mı? Ya ne güzel sorular soruyorsun. Bunlar derin sorular ya. Tam sosyolojik sorular. Evet, esasında çok güzel soru. Mesela ben bir Anadolu'da, İzmit, Kocaeli'de daha küçük bir Anadolu kentinde büyüyüp yetişip İstanbul'a geldim 18 yaşında. Koskocaman İstanbul, Beşiktaş takımında oynuyorsunuz. Kimle arkadaşlık yapacaksınız, kimi tanıyacaksınız? O kadar zor ki o kararı vermek. Ama benim şöyle bir şansım oldu. İstanbul'dan, işte üniversite okuduğum için İzmit'ten üniversite arkadaşlarımla aynı evde kalıyordum. Biz 3 arkadaş, 4 arkadaş aynı üniversitedeki evde kalıyorduk. Yani ben lise, ortaokul arkadaşlarımı beraber alıp İstanbul'a gelmiştim. Bu benim çok büyük bir şansım oldu. Yoksa o kadar çok arkadaşımız, dediğiniz gibi şöhretin getirdiği, imkanların getirdiği yeni arkadaşlıklarla o kadar darmadağın oldular ki. Çok doğru bir soru ve çok da zor yapılacak işler bunlar. İşte benim en büyük şansım, dediğim gibi, İzmit'ten doğduğum kentte çocukluk arkadaşlarımla İstanbul'a gelmem oldu.
O benim hayatımı çok kolaylaştırdı ve bu işle öyle başa çıkabildim. Bu denli ünlü, başarılı ve Beşiktaş maçlarına yer alacak değerli bir futbolcu ve ardından da spor adamı olabileceğinizi hiç biz yaşlardayken hayal etmiş miydiniz? Ettim. Yani şöyle hayal etmeden olmanız mümkün değil. Hayal ettim, hedef de koydum kendime. Hem hayal ettim, hedef de koydum. Ha başarabilir miydim? Başaramayabilirdim tabii ki. Birçok hayallerimi de gerçekleştiremedim. Ama futbolcu hayalimi çok küçükken, 9'lu 10'lu yaşlarımda ben artık futbolcu olacağım, gidip 3 büyüklerde oynayacağım diye bir hayalim vardı. Yani İstanbul takımlarında oynayacağım diye bir hayalim vardı. Gerçekleştirdim ama gerçekleştiremediğimde bir sürü hayalim kaldı tabii ki. Ama mesleki anlamda buna başarabildim. Aslında biraz çevremizi size sorduğumuzda aldığım yanıtlardan çıkardığım şey şu: Metin Tekin ismi, saygı, sevgi, centilmenlik, kibarlık, nezaket, çalışkanlık kelimeleri neredeyse eş anlamlı kullanılıyor. Bunları spora, rakiplerinize ve taraftarı bakışınızı da yansıtıyor doğal olarak. Bu açıdan bize futbol hayatınızda yaşadığınız saygı dolu anlardan birkaç örnek verebilir misiniz? Bir kere keşke senin anlattığın kadar biri olsaydım da dünya o kadar değilim, onu söyleyeyim ya. Bizim de birçok defolarımız var her insanda olduğu gibi. Yani ben senin anlattığın böyle mükemmeliyetli bir insan keşke olabilseydim. Biz de bir takım şeylerden yanlışlara düştüklerimiz oldu. Özellikle yetişirken sizin genç yaşlarda biraz daha büyüdüğümüzde yanlış işler yapabildik. Bu yaşlar çok zor yaşlardır. Hep doğru karar vermeniz beklenir ama birçok değişkenler var. Doğru karar hiç kolay iş değil. Mesela Başkan Süleyman Seba'dan bir örnek verebilirim. Belki onu da duymuşsunuzdur. Beşiktaş'ın efsane bir başkanıdır Süleyman Seba. Evet, tabii ki duyduk. Nezaket, sportmenlik gibi kavramların çok üstüne yakıştığı bir insandı Süleyman Seba. Onunla ilgili bir şey söyleyebilirim mesela. Sen saygıdan bahsettiğini söylüyorum. Bir gün Trabzon'la kupa finali oynadık. Trabzonspor'la Türkiye Kupası finali oynadık. Ve kupayı biz kazandık. Ama iki takım aynı uçakta dönüyoruz. O zamanlar öyleydi. Aynı uçakta dönüyoruz. Biz genç futbolcular hemen kutlama yapmaya çalıştık işte şey yapmak. Hemen Süleyman Seba geldi, başkanı geldi. Bakın dedi, kaybeden takım da bu uçakta. Tamam anlıyorum, seviniyorsunuz, kutlayacaksınız. Ne yapacaksınız yapın, bu uçakta inince yapacaksınız. Rakip buradayken kutlama yapamaz. Orada kaybeden takım da var dedi. Bize de tabii söyleyince çok doğru geldi. Ondan da sportmenlik anlamında rakibiniz oradayken siz onu umursamaz bir şekilde kutlama yapmayacağımız gerektiğinde Süleyman Seba'nın bu davranışını öğrenmiş olduk. Bu beni çok etkileyen davranışlardan biriydi. Süleyman Seba'nın da ismi geçmişken onu da rahmetle anıyoruz. Teşekkürler. Son zamanlarda çok özlediğimiz tabloları sizin futbolculuk dönemlerinizde gördüğüme eminim yani. Gördüğünüze eminim. Tamam. Tabii biz şu an o zamanları tam olarak bilmiyoruz. Sizin gibi yaşamadık. Biz sadece... Ama teknoloji size yaşatıyor bunları. Evet, her şeyi seyredebiliyorsunuz. Birkaç kayıt üzerinden sizi izlediğimizde anlayabiliyoruz. Ama evet, siz hani yaşamış biri olarak eski zamanlardaki futboldan şimdiki zamanlara, futbola özlediğiniz değişiklikler var mı? Farklar. İnsanın şöyle bir... Keşke dedikleriniz. İnsanoğlunun sadece futbol değil galiba. İnsanoğlunun şöyle bir şeyi var. Nostalji dediğimiz şey var ya. Geçmişe dönüp baktığınız zaman geçmişteki her şeyin daha güzel olduğunu düşünebiliyorsunuz. Bu bir yanılsama da olabilir. Ama değişik. Onu söyleyeyim ben futbol oyunu. Daha iyi veya daha kötü diyemiyorum. Ama daha farklı artık. Jenerasyon değişiyor. Sizler geliyorsunuz. Yepyeni bir nesil geliyor. Teknoloji nesli geliyor. Biz düğmelere basmayı bilmezken siz birçok şeye hakimsiniz. Bütün futbolun bütün unsurlarını, sporun bütün unsurlarını da hakimsiniz. Ha bizim zamanımızda ne vardı güzel olan? Tabii ki işte sana anlatacağım. İşte bütün tribünleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Fener, Galatasaray maçlarında karışık tribünlerin içinde oynanırdı maçlar. İki takımın da seyircileri olurdu. Rakip takımla futbolcular hep arkadaştı. Şimdi de arkadaşlıklar var ama bizde çok daha köklü arkadaşlıklar vardı. Ha bunlar benim aradığım şeyler. Ama değişen ve gelişen çok daha doğru olan şeyler de var. Profesyonellik gibi. Şimdi çok daha profesyonel oyuncular. Çok daha iyi kendilerine bakıyorlar. Çok daha profesyonel yaşayabiliyorlar. Bu da futbolcunun doğru kısımları, gelişen kısımları. Ama özlediğimiz kısımları da işte dostluk, sportmenlik, karşılıklı anlayış. Bu da özlediğimiz duygular. Ama ben sizin neslin bu işi halledeceğini düşünüyorum. Sizin neslinden ben çok umutluyum. Teşekkür ederiz o zaman. Rica ederim. Bunu ama çok içten söylüyorum. Son olarak hayatınızda etkisi ve izlerini olduğunu düşündüğümüz bazı kişileri ve unsurları araştırdık. Ve sizden kısa kısa yorumlar almak istiyoruz. Öncelikle Metin Oktay deyince bize söylemek istedikleriniz. İsim babam diyeceğiz Metin Oktay için. Ben hayatımda şanslıydım. 3 tane fenomen
geçmişe baksana 3 tane fenomen takımın fenomen oyuncusu da hayatım çakıştı. Biri Metin Oktay'dır. İsmimi ondan aldım. Onun kucağında resmim vardır Metin Oktay'ın. Kucağında bebeğini kaldırdığı 3 yaşındayken resmim vardır Metin Oktay'la. Daha sonra büyüdüm. Fenerbahçe'nin çok idol ismi olan Lefter Küçük Andonyadis. Belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. O benim gençlik takım hocam oldu. Daha sonra Beşiktaş'a gittim. Baba Hakkı vardı, meşhur Baba Hakkı. Biz Baba Hakkı'nın elini öper antrenmana çıkardık. O böyle elini uzatırdı Baba Hakkı. Valla iskemleye otururdu böyle. Elini uzatırdı. Biz onun elini öper antrenmana çıkardık. Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 3 tane önemli ismiyle hayatım çakıştı. Bu benim için çok değerlidir. Başka isimli kimi soracaksınız? Az önce bahsi geçti. Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Sabah. Onunla daha başka yaşadığınız anılar varsa paylaşabilirsiniz ya da... Ya Süleyman Sabah demek, ben ilk Süleyman Sabah'ı gördüğümde çok korktum. Böyle bıyıkları şöyle. İlk başkan olarak geldi. Ben zamanında değil, başkan seçildi geldi. Eyvah dedim ben. 18-19 yaşındaydım böyle o başkan olduğunda. Ama sonra o kadar farklı bir insanla karşılaştım ki. Sportmenlik anlamında, insanlık anlamında. Mesela beni takımdan göndermek de istedi Sabah. Benim gitmemi de istedi. Böyle her şey güllük gülistanlık değildi. Böyle olumsuz şeyler de yaşandı. Ama ben hiçbir zaman olan saygımdan ve sevgimden hiçbir zaman kaybetmedim. Hatta futbol bıraktıktan sonra, o da başkanlığı bıraktıktan sonra çok daha büyük bir dostluğumuz, çok daha büyük baba oğul arkadaşlığımız oldu, ilişkilerimiz oldu. Ben kibarlığın, asaletin ne olduğunu ben Süleyman Sabah'dan öğrendim. Gordon Milne hakkında neler söylemek istersiniz? Gordon Milne 6 yıl, 6,5 yıl beraber çalıştık. İlk önce beni takımdan göndermek isteyenlerin başında da o giriyordu. Çatıştık. Futbolcu teknik adam çatışması oldu aramızda. Ama bugün geriye dönüp baktığınızda en çok beğendiğin, tartışılır beğendiğiniz antrenör ama en çok sevdiğiniz teknik adam kim dersiniz? Ben şimdi Gordon Milne diyorum. Yani çok önemli şeyler paylaştık çünkü. Peki malzemeci Süreyya? Süreyya'nın bir kere ben şeyiyim. Hakikaten çok önemli bir figür. Hala siz de izliyorsunuz. Sizler bile biliyorsunuz malzeme evet. Süreyya abinizi biliyorsunuz. Ben onun bir gün geldi ben aramızda şöyle bir hikayemiz oldu. Müdür geldi. Metin dedi. Evet dedim. Ya benim dedi sevdiğim bir kız var dedi. İstemeye gitti 2 kere dedi. Babası vermedi dedi. Kızı vermemiş babası. Ama dedi hasta Beşiktaşlı. Senden rica etsem dedi beraber gidip kızı ister miyiz? Dedi. Tamam dedi Süreyya dedim. 3. defa gittik. Hiç unutmam. Beykoz maçı vardı bizim. Maçtan önce gittik. Onun da ailesi Beykoz'daydı. Ben Allah'ın emri kabul etti. Kızı istedim. Kızı da verdiler. Ve şimdi de kocaman sizlerden büyük çocukları oldu. Böyle bir anım oldu Süreyya'yla. Erdoğan Arıca. Erdoğan Arıca benim için çok değerli. Çok değerli bir teknik adamdı. Onunla teknik adam antrenör olarak çalıştık ama o kadar çok şey paylaştık ki 4 sene beraber çalıştık. Ve çok erken aramızdan ayrıldık. Rahmetli oldu. O kadar sert görünümlüydü ki korkardınız konuşmaya. Ama o kadar insancıl ve o kadar düzgün insandı ki ben hala çok arıyorum. Hala bir iş yaptığımda hocam ne diyorsun diye sormak ihtiyacı hala arama ihtiyacı duyuyorum. Ama tabii artık maalesef bu mümkün değil. O zaman Erdoğan Arıca'ya da buradan rahmetlerimizi iletiyoruz. Peki neden şeyliği bıraktınız? Hani teknoloji direktörü onun yerine spor yorumculuğuna başladınız. Hani neden hala öyle değilsiniz? Ben de herkes gibi hayallerim ve hedeflerim vardı futbolu bıraktıktan sonra. Teknik adamlık hayalim ve hedefim vardı. Bunun için 10 yıllık bir süreç çok çabaladım, uğraştım. İstediğim hedeflere ulaşamadım. Demin nasıl futbolculukta istediğim hayallerime kavuştum dedim ya. Teknik adamlıkta da istediğim hayallere kavuşamadım açıkçası. Her zaman hayalleriniz gerçekleşmiyor. Bu gayet doğal. Ve 10 yılın sonunda gerçi amil takım antrenörlüğü yaptım Fatih Terim'le beraber. Avrupa Şampiyonası'na gittim. Ondan sonra şampiyondan sonra bir karar verdim. Ben artık teknik adamlık yapmayacağım dedim. Ben artık futbolun teorik yanına bakacağım. Bu oyun nedir? Büyük resimde nasıl oynanır? Bu konuda teorik anlamda bir takım saptamalarda bulunacağım dedim. Ve bu yüzden futbol yorumculuğunu seçtim. Ve tamamen kendi kararımdı. Birazcık da hayatıma dairdi. Çünkü teknik adamlık insanın 24 saatini alan bir iştir. Ben ikinci evliliğimi yaptım, küçük bir oğlum oldu ve yaşamımı ona doğru yönlendireceğim dedim. Tamamen hayata doğru bir bakışla alınan bir karardı. Peki verdiğiniz kararda Fatih Terim'in oynadığı bir rol var mı ya da Fatih Terim'in... Bitirdi hocam. Bitirdi hocam. Yok. Fatih Hoca'nın yok, bir kararı yok. Hiç Fatih Hoca'nın bir kararı yok. Fatih Hoca heyecanla, hırsla hala devam ediyor gördüğünüz gibi antrenörlükte. Fatih Hoca'nın etkisiyle değil. Ben tamamen yaşama olan bakışımla. Ben kendime ve aileme zaman ayırmak istedim artık.
O yüzden mesaisi daha düşük ve çok da keyif aldım. Futbol yorumculuğu işine başladım. Metin Ali Feyyaz desen bize neler söylemek istersiniz? Metin'i biliyorum zaten. Ali ile Feyyaz futbolun, yani birlikte, futbolun birlikte oynandığını, futbolun bireysel spor değil, birlikte yapılan bir spor olduğunu çok güzel bir, bana göre, ifadesidir Metin Ali Feyyaz. Tek bir isim gibi gözükür ama birlikteliğin oluşturduğu bir güçtür bu. Futbol böyle bir iştir. Hayat da böyle bir iştir esasında. Birlikte olacaksınız, arkadaş olacaksınız. Beraber hayatı paylaşacaksınız ki orada başarılı olun, ayakta kalın. Bence Metin Ali Feyyaz biraz Beşiktaş'ın nasıl olduğunu, birlikte olduğunu anlatan bir simge bence. Zaten Beşiktaş tarihine baktığımız zaman Metin Ali Feyyaz her zaman karşımıza çıkıyor. Bir de Adana Demirspor'la olan galibiyetiniz desem, attığınız rekor. Goller. Hala evet, kırılamayan hala, rekor evet, değil mi? Evet, hala. Zaten o Metin Ali Feyyaz üçlüsünün doğduğu ilk maçtır. Evet. O maçla beraber doğar, o üçlü isim anılmaya başlar. Tabii çok farklı skordu 10-0. Biraz üzüntülüydük ama yapacak bir şey yok. 10 tane attık. Sanırım hala da kırılmadı o rekor. Evet, kırılmadı. Lakabınızın Sarı Fırtına olduğunu öğrendim. Hani fırtına, süratli, çok mu hızlıydınız? Sarılık nereden geri diyorsun bir de, değil mi şu anda? Gençliğimde sarışındım, bir kere onu söyleyeyim arkadaşlar. Daha sarıydım, sapsarıydık gençliğimizde. Fırtına lakabı tabii süratli. Ben futboldaki özelliğim benim süratli oluşumdu. Ben çok teknik, çok iyi topa vuran, çok şey bir oyuncuydum ama ben çok süratli bir oyuncuydum. Sarı Fırtına lakabı da orada o süratten dolayı geliyor. Teşekkür ederiz. Bizimle paylaşmak istediğiniz başka bir şey ya da bize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Yok estağfurullah, bir mesaj olur mu? Biz artık mesajı sizlerden alacağız. Yani siz beni misafir ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Sizlerle yeni nesille böyle buluşmak, yeni nesille sohbet etmek, sizin görüşlerinizi, düşüncelerinizi öğrenmek benim için çok daha heyecan verici, onu size söyleyeyim. Çünkü artık top sizde. Biz bıraktık. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Mutlu ettiniz, onur ettiniz. Ne demek? Ben çok teşekkür ediyorum misafirler verdiğiniz için. Allah, hanımefendinden bir de çiçek mi alacağız? Oo, çok naziksiniz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Çiçeğimizi de aldık. Evet, yayınımızın sonuna geldik. Metin Tekin'e de bizimle olduğu için tekrar ve tekrar çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok İyi günler. Nice.